Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay yapabileceğiniz Borcam'dan Malaga pastası tarifini paylaşmak istiyorum. Keki için çırpma kabına 4 tane yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, bir paket vanilya. İyice köpük köpük olana kadar çırpalım. Yarım çay bardağı süt. Bir çay bardağı un. 2 tepeli yemek kaşığı nişasta. Bir paket kabartma tozu, 2 tepeli yemek kaşığı kakao, 1 karıştıralım. Fazla havasının sönmesini istemiyorum. Elimle karıştırıyorum. Daire çizerek havasını söndürmeden karıştıralım. Kıvamı bu şekilde olacak. Dikdörtgen borcama alalım. Üzerini düzeltelim. Hava kabarcıklarını almak için birkaç kez vuralım. 150 derecelik fırına verelim. 150 derecelik fırında 20 dakika pişirdim. Kürdan testi uyguladım. Kürdan temiz çıktı. Fırından alalım ve soğumaya bırakalım. Kek soğurken bizler de ganajını hazırlayalım. Ganaj için 1 kutu krema. Kremayı biraz ısıtalım. Hafif böyle kenarlarında kabarcıklar çıkmaya başladı mı olmuş demektir. Çok fazla kaynatmayın. Seksen gram sütlü, 80 gram bitter çikolata ilave edelim. 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edelim. Çikolata, tereyağı eriyene kadar karıştıralım. Ocağı kapatalım. Kremayı karıştıra karıştıra iyice soğutalım. Üzerinin kaymak tutmaması için karıştıra karıştıra soğutalım. Oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldırdım. Ara ara karıştırarak soğuttum. Kreması için 600 ml süt, sizler için ölçtüm. 3,5 su bardağı süt, 200 ml bardaklarla ölçtüm. 3,5 su bardağı süt yapıyor. 1 çay bardağı toz şeker. 1 çay bardağı un. 2 yemek kaşığı nişasta. 1 tane yumurta sarısı. Ocağı açalım. Sürekli karıştırıp koyulaşana kadar pişirelim. Kaynamaya başladı. Ocağı kısalım. Kısık ateşte 5 dakika daha karıştırarak pişirelim. Bir kaseye alalım. 50 gram tereyağı, 1 paket vanilya ilave edelim. Bu işlemi krema sıcakken yapalım.
Mikserle 5 dakika çırpalım. Kıvamını görüyorsunuz. Bir su bardağı sütle ıslatalım. Kekin her yerine gelecek şekilde sütü dökelim. Hazırladığımız kremayı kekin üzerine yayalım. Kremayı kekin üzerine yaydım. Üzerine muz dilimleri yerleştiriyorum. Ben toplamda 7 tane muz kullandım. Kullandığım muzlar büyük olduğu için ortadan ikiye böldüm. Eğer küçük boysa tek tek de kullanabilirsiniz. Ganajı buzdolabında soğuttum. Muzların üzerine kremayı sürelim. Çok fazla donduğu için ben biraz daha kremayı ısıttım. Çok fazla da ısıtmayın. Muzların üzerinde kremanın kalması gerekiyor. O yüzden biraz koyu olması lazım. Hazırladığımız ganaj sulu olursa muzların üzerine döktüğümüz zaman akıp gidecektir. Şu anda da sürmekte zorlanıyorum. Bayağı bir koyulaşmış. Bir 5-10 saniye kadar kıvamına göre sizler de ısıtın. Şu anda kıvamı daha akışkan, gördüğünüz gibi. Biraz daha ısıttım çünkü. Muzları tamamen kaplayacak şekilde ganajı üzerine dökelim. Kenarlarına iri çekilmiş fındık serpelim. Benmari usulü sütlü çikolatayı erittim. İnce uçlu bir duy ucu taktım. Sıkma torbasına çikolatayı aldım. Muzların üzerine dökelim. Eğer elinizde bu şekilde bir duy ucu yoksa sıkma torbasının ucunu çok küçük keserek bu işlemi yapabilirsiniz. Eğer elinizde sıkma torbası da yoksa erittiğiniz çikolatayı buzdolabı poşetine koyup ucunu çok küçük keserek de bu işlemi yapabilirsiniz. Bir gece buzdolabında bekletelim. Bir gece buzdolabında beklettikten sonra dilimleyip servis edebilirsiniz. Bir dilim çıkarıp sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Nefis Malaga pastası tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.